Elbette bu konuya, ama önce bir Necip Şahin'e uzanalım. Necip Şahin, teşekkür ederim programa katıldığınız için. Sosyal Demokrat Halk Dernekleri Federasyonu Başkanı. Önce şunu sorayım, 60. yılında yaklaşık ne kadar ya da daha net ne kadar Türk kökenli Alman yurttaşı ya da hala Türkiye vatandaşı var? Şimdi ben de size iyi günler diliyorum. Almanya'dan sevgiler gönderiyorum. Teşekkür ederiz. Almanya'da şu anda bilinen hem Alman hem Türk vatandaşı ya da her iki ülkenin de vatandaşı olarak 2,3 milyon civarında insanın burada olduğu biliniyor. Yani ben daha fazla zannediyordum bu kadar. Peki ne kadarı seçmen, yani bu yaklaşık bir seçmen pazar günü sandığa gitmesi muhtemel, hepsi gitmeyecek belki ama ne kadar seçmen vardır? Yani bunların bir %10'unun bir üzerinde bir miktarının sandığa gideceğini yani oy hakkı olduğunu düşünüyoruz. Çünkü gittikçe Almanya'da Alman vatandaşlığına geçişler artıyor. Şöyle bir durum var. Doğuştan işte 2000 yılında Almanya'da yabancılar yasası değiştirildi. Bundan sonra doğuştan vatandaşlığı kazanma hakkı olduğu için bu gittikçe artmaya başladı. Bu nedenle de oy kullanacakların, Almanya'da oy kullanacakların oranları gittikçe artıyor. Buna ilaveten bir de çifte vatandaşlığı 2000 yılından önce hak etmiş, almış olanlar var. 2000 yılından sonra bu haklarımızı maalesef elimizden aldılar. Yani 2000 yılından sonra vatandaşlık olanların, çifte vatandaş olanların ellerinden bu haklarını aldılar. Necip Şahin, şimdi pazar günü seçim var ve Almanya Merkel'e, ki gerçekten bizi de çok etkileyen her anlamda, Avrupa Birliği'ni neredeyse temel direği haline gelen Merkel'e veda edecek 16 yılın sonunda ve bir yerine bir yeni bir işte başbakan seçilecek. Şimdi önce öne çıkan 3 adayı göstereyim. Siz onlardan hangisinin daha şanslı olduğuna dair anketler ne diyor, sizin fikriniz ne, söyleyin. Arkasından da hangi lider Türkiye için ne anlama geliyor, ne vaat ediyor? Şimdi bakın, Armin Laschet, Merkel'in halefi. Aslında Türk Armin diye biliniyor, Türklere olan sempatisi nedeniyle. Ama Türklere, Türkiye'ye sempatisi başka, Erdoğan iktidarına olan yaklaşımı farklı. Erdoğan iktidarına demokrasi ve insan hakları konusunda son derece tepkili bir isim olduğunu biliyoruz. Ortada Yeşiller adayı var. Partinin, Yeşillerin ilk federal düzeyde adayı Annalena Baerbock, pandemi sürecinde özellikle insan sağlığı, işte kamunun pandemide yurttaşlara yardım etmesi gerektiği konusundaki tutumu vesaire nedeniyle Yeşiller atağa kalkmıştı. Annalena Baerbock da bu konuda seçimlerin sürpriz ismi olarak çok ciddi bir oy oranına oluşmuş görünüyor, anketlere göre en azından. Ve Olaf Scholz. Şimdi Olaf Scholz SPD, yani Alman Sosyal Demokrat Partisi'nin genel başkanı. Ve anketlere göre, bizim buradan gördüğümüz kadarıyla elbette, favori. Tabii Necip Şahin ne söyleyecek, ona bakacağız. Sosyal Demokratlar, çünkü anketlere göre 16 yıl sonra, yani Merkel'in ilk sahneye çıkması ve şansölye olarak koltuğa oturmasından bu yana ilk kez öne geçti Sosyal Demokratlar, SPD. Şimdi bu benim uzaktan gördüğüm, işte Alman medyasından, Türkiye'ye yansıyanlardan anladığım. Katılıyor musunuz? Mesela Olaf Scholz favori midir? Olaf Scholz kazanır mı size göre? Kazanırsa bu Türkiye açısından ne anlama gelir? Hatta hangisi kazanırsa Türkiye için nasıl bir ilişki beklenebilir? Şimdi
Şurada 4-5 hafta öncesine kadar bu sizin demin söylediğiniz Ayşenur Hanım sıralamalar o kadar çabuk değişti ki 4-5 hafta öncesine kadar Olaf Scholz 3. sıradaydı. Parti olarak 3. sıradaydı. Başbakan adayı olarak araştırıldığı zaman 1. sıraya geliyordu ama parti olarak 3. sıradaydı. Yeşillerin adayı Baerbock 1. sıradaydı. Laschet 2. sıradaydı. Şimdi bu son 4-5 haftada her şey değişti. Şu anda Olaf Scholz geçen hafta cumartesi günü de buradaydı, Münih'teydi. 25-26 %25-26 civarında bir oy alacağını tahmin ediliyor araştırmalara göre SPD'nin. Bunun yanında başbakan adayı olarak çok çok fark atıyor ötekilere. Onun devamında Laschet yine ikinci sırada yerini koruyor, 20-22 %20-22 Baerbock da %15-16 civarında yeşiller olarak yer alıyorlar. Şimdi şunu da hemen unutmadan söyleyeyim. Almanya'da seçimler yarı yarıya bitmiş sayılır. Siz tabii hepimiz hafta sonunu bekliyoruz ama çünkü Almanya'da oy kullanmada mektupla oy kullanmak çok fazla kullanılıyor. Yani işte cumartesi günü SPD Genel Sekreterinin burada Münih'te söylediğine göre oyların neredeyse %50'si kullanılmış durumda. Yani oy sandığına gitmiş durumda. Güvenlik altına alınmış o mektupla oylar. Bundan sonra ne olur? %50'sinin vereceği oylar da oraya gittikten sonra 26'sında sonuçlar ortaya çıkacak. Şimdi ne olur? Olaf Scholz şu durumda önde gözüküyor ama bir koalisyon olacağı açık. Çünkü ikili koalisyon olur mu biraz zor. Çünkü Olaf Scholz açık açık söyledi. Dedi ki biz yeşillerle koalisyon yapmak istiyoruz. Yani bunu açıkça söyledi. Hmm. Bu çok iyi bir şey. En azından niyetini söyledi. Yani bizim önceliğimiz sağ partiler değil, bir sol partiler. Bütün bunlardan bizim anladığımız herhalde şu olacaktır diye düşünüyorum. Necip Şahin, Almanya'da muhafazakarlar biraz gerilemiş görünüyor. Sosyal demokratlar hele yeşillerle birlikte bir koalisyon imkanı bulursa önümüzde bizim daha farklı bir kompozisyon olacak. Biz derken Erdoğan'ı kastediyorum. Yani insan hakları konusunda, demokrasi konusunda, Osman Kavala konusunda, Selahattin Demirtaş konusunda daha hassas, daha talepkar bir Almanya bulacağız gibi geliyor. Doğru mudur? Doğru söylüyorsunuz. Şöyle bir şey var. Hep daha öncesine gidecek olursak Ayşenur Hanım, Schröder zamanında işte Schröder Erdoğan'ın en yakın dostu. Saraya arka taraftan girip çıkan bir insan olarak hep okuyoruz, görüyoruz. Ya da buna benzer yanlış politikaları SPD de geçmişte yaptı. Ama bundan sonra şu anda işte şu andaki SPD'nin iki eş genel başkanlarından bir tanesi Walter geçenlerde de açıklama yaptı. Biz Türkiye ile ilişkilerimizi artık ilkeli bir şekilde yapmak istiyoruz. Yani bu ilkeler sosyal demokrat ilkeler olmalı. Yani çıkar ilişkileri, tabii ki ülkeler çıkar ilişkilerini güderler, her ülkenin var ama bir de sosyal demokrat partilerin evrensel ilkeleri vardır. Bunlardan sapılamaz. Onun için de bu ilkeler dayanışmayı gerektirir, insan haklarını gerektirir, özgürlükleri gerektirir ve özellikle de Avrupa Parlamentosu'nun, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin almış olduğu kararların uygulanmasını gerektirir. O yüzden de bu konuda SPD eş başkanı açık açık görüşünü belirtti. Burada işte şu iki şey ortaya çıkıyor. Laschet, yani geçmişte Merkel ne politika izlemişti? Erdoğan'la biz anlaşırız, sığınmacıları orada tutar. Ondan sonra popülist bir politika, biz de burada rahat ederiz, parayı veren mültecileri orada tutmuş olur. Ama SPD, Olaf Scholz bundan sonra
ki bizim de beklentimiz Sosyal Demokrat Halk Dernekleri Federasyonu olarak biz burada hem SPD'nin çoğunlukla arkadaşlarımız destekçisi, Türkiye'de de Mustafa Kemal'den dolayı bir bağımız olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin parti politikalarını destekleyen bir örgütüz. Dolayısıyla bu ilkelerin, sosyal demokrat ilkelerin işletilmesinden yanayız. Ama Laşet bir başbakan olmuş olsaydı, ki öyle görünmüyor, bir Merkel politikasının fazla dışına çıkacağını görmüyoruz da tahminde etmiyoruz. Yani öyle bir şey, fazla bir değişiklik de olmayacaktı. Evet, yine Merkel'in politikalarından devam olacaktı. Necip Şahin, müsaadenizle bir sıcak